İnfiltrite tedavisinde doğru hasta seçimi yapıldıktan sonra hastalarda ilk basamak olarak genelde klorhidrat ya da aromataz inhibitörleri kullanılıyor. Bunları açacak olursak bunlar belli mekanizmalarla yumurtlamanın kolaylaşmasını sağlamakta ve hastadaki gebelik oranlarını arttırmaktadır. Bu uygulamalardan sonrasında ise eğer herhangi bir başarı elde edilmezse gonadotropin tedavisi dediğimiz halk arasında bilinen şekliyle iğne tedavisine geçilmesi gerekli olduğu takdirde intrauterin inseminasyon yani aşılama ve akabinde tüp bebek tedavilerine de başvurulmaktadır. Bunun haricinde özellikle hastalarda herhangi bir şekilde infertilite nedeni bulunamadığı takdirde yani kısırlık nedeni bulunamadığı takdirde cerrahi seçenekler de şu anda günümüzde uygulanmaktadır. Özellikle endometriyel implantasyon yani endometriyuma yani rahim iç duvarına gebeliğin yapışması ile ilgili problemler gebelikte ciddi şekilde problem arz ettiği için ve infertiliteye kısırlığa neden olduğu için histereskopi dediğimiz özel bir endoskopi yöntemiyle rahim iç duvarının değerlendirilmesi, rahim iç duvarında yaşanılabilecek ve ultrasonografi ile görülemeyecek veya başka bir görüntüleme yöntemiyle görülemeyecek problemlerin aşılması noktasında fayda sağlamaktadır. Bu nedenden dolayı da eğer hastada açıklanamayan bir infertilite varsa cerrahi seçeneklerin uygulanması mantıklı olacaktır.